Bir Kale Bodur'la Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün yine sizlere ilginç ve farklı haberlerimiz var. Görme engellilerin şehir içinde seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla akıllı bir baston tasarlandı. Tasarım bir grup girişimci mühendis tarafından Young Guru Akademi'nin Hayal Ortağın projesi kapsamında hayata geçirildi. Engel algılama sistemi, navigasyonla yön buldurma, akıllı telefonla entegrasyon gibi donanımlara sahip bu baston, diğer mobil uygulamalarla da senkronize bir şekilde çalışıyor. Engel algılama sistemi yol üzerindeki engelleri ultrasonik sensörlerle algılayabiliyor. Sonrasında ise bastonun iki yanında bulunan titreşim motorları kullanıcıyı uyarıyor. Bluetooth teknolojisiyle akıllı telefonlara bağlanabilen baston, üzerinde bulunan dokunmatik sistem sayesinde akıllı telefonda kontrol edebiliyor. V-Walk isimli tasarım görme engelliler için mucize niteliğinde. İngiliz Sanat Konseyi tarafından düzenlenen Illuminating York etkinliği kapsamında her sene dünyanın dört bir yanından tasarımcılar aydınlatma tasarımı yapmaları için davet ediliyorlar. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi altında gerçekleşen festivalde bu yıl tarihi bir katedral kullanıldı. Kuzey Avrupa'daki en büyük katedral olan York Katedrali, seremoniye uygun yapısı göz önünde bulundurularak tercih edildi. Müzikle uyumlu bir şekilde oluşturulan bu ışık geçidi ziyaretçilerine çok keyifli dakikalar yaşatıyor. Amerikalı bir mimarlık firması Times Meydanı'nda çok keyifli bir mola alanı yarattı. XXX Times Square with Love isimli çalışma X şeklinde uzanma koltuklarından oluşuyor. Bir buluşma ya da geçiş noktası olan meydana yerleştirilen bu koltuklar insanların kısa bir sürede olsa şehrin göbeğinde mola vermesini sağlıyor. Sokak mobilyaları Broadway ile 7. Cadde'nin X biçimindeki kesişiminden ilham alınmış. Mobilyalar 4 kişinin aynı anda ayaklarını uzatıp keyif yapabilmesine de olanak sağlıyor. Dünyanın ilk kalıcı buz oteli The Ice Hotel 360 adından da anlaşılacağı üzere tüm yıl hizmet verecek. İçerisinde 20 farklı temada düzenlenmiş odaları ve sanat galerisi var. İsveç'teki Törn Nehri kıyısında yer alan otel, iç mekan tasarımında 40 farklı sanatçı, mimar ve tasarımcının eserleri kullanılmış. İngiliz mimarlar Alex Howe ve Aditya Bhatt buzdan merdiven ve yatağın bulunduğu Dreamscape isimli işte bu odayı tasarlamışlar mesela. Otelin yapımı için Törn Nehri'nden 30 bin litre su çekilmiş. Otelin aydınlatılmasında kullanılan avizeler ise cilalanmış 1000 adet buz kristalinden oluşuyor. Kale Bodur'la mimarlıkta son durağımız Fransız tasarımcı Arjen Prin, Rust ismini verdiği koleksiyonda bilimi zarif bir biçimde sanata dönüştürüyor. Şehrin atölyelerinden artan metal tozları alçı taşıyla karıştırıyor ve kontrollü oksidasyon işleminden geçiriyor. Yani metal elementi oksijenle birleştiriyor. Nesnelerin üzerindeki şekiller de bu oksidasyon süreci sonrasında doğal yollarla oluşuyor. Bu doğal süreç sanatçının hayal gücüyle harmanlanınca ortaya çeşitli boyut ve renk aralıklarında tepsi, vazo, kase gibi nesnelerden oluşan işte bu koleksiyon çıkıyor. Yeni bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.